Dersler yoğunlaştı, öğretmenler ödev vermeye başladı ama çocuklar ödev yapma konusunda gönülsüz. Çoğu uzun yaz tatili bitmemiş gibi davranıyor. Yani kısacası evlerde ödev savaşları başladı. Uzmanlardan ebeveynlere uyarı var. Ödev krizlerini 6 adımda yönetebilirsiniz. Açıldı açılalı 3 hafta oldu. Dersler yoğunlaştı. Tatildi, rahattı. Dersler biraz canımı sıkıyor. Ama öğrencileri ödev için masaya oturtmanın imkanı yok. Antrenmandan geliyoruz. Yazda kaldık. Hala yaz modundayız, evet. Yaz iyi de ben çok sevmiyorum okulu. Ödev? Akşam yapacağım. Evlerde ödev savaşları da başladı. Zor, işimiz çok zor. Hala yazın etkisinde olan ödev yapmak istemeyen çocuklara işte ödev yapma alışkanlığı kazandıracak diyorlar. Öncelikle rutin belirlememiz gerekiyor. Çocuklar aslında rutini severler. Bu yüzden rutin saatlerde ödev yapmaları için bir program belirlememiz gerekiyor. Oturasın yok. Evet. Ödevi yapasın yok. Hiç yok. Ne olacak? Hiç bilmiyorum. Anne baba çocuğuna yardım etmeli ama asla ödevini yapmamalı diyor uzmanlar. Sadece destek olmalıyız. Yanlış yaptıkları zaman da hemen her şeye kızmamak, aşırı mükemmeliyetçi olmamak, cezalandırıcı olmamak gerekiyor. Telefonu kapatıyorum, mola veriyorum 40 dakikada bir. Dersleri yapabilecekleri uygun ortam çok önemli. Evin sessiz bir yerinde, ders materyallerinin ellerinin altında olabileceği bir yer olmalı. Ebeveyn olarak öğretmenlerle işbirliği yapmak da şart. Ve çocuğunuzu takdir etmeyi ihmal etmeyin. Mutlaka aferin demeyi, yaptıkları şeyi güzel olduğunu göstermeyi unutmamamız gerekiyor.